Bakın şurada da içeri dönüyor. Ben zannettim ki bunu böyle yapıp da diktin zannettim. Yok, eşit çok değil. İyi bir mantığı evet. Var. Hadi şöyle. Dikelim. Hadi dikerim. Ben o zaman sen onu dikerken evet. Dört tarafını dikecek Yurdanur. Çekecek. Başlasın. Ben Deryoşka Pavlovna olacağım. Ay Tülin bile haberi yok. Müge'nin bile haberi yok. Kızlar. Ben de görmek isterim aslında. Sürpriz yaptım size. Efendim? Senin de haberin yok. Ben de çekeceğim ya diyor. Erkan hepsini ayarlayacağım. Merak etme. Son anda geldi aklımıza. Kusura kalma Erkan. Arkadaşlar. Evet. Yurdanur onu çekerken. Ben çabucak yapayım. Görmek istiyorum. Evet seni bekleyeyim. Kahve ve şeyi oradan alayım mı Yurdanur ben? Bir dakika kahve de var. Yok aldım onu ben. Su tamam. Var sadece. Tamam. Çabucak çekeyim diyor. Sen onu arkaya çevirirken ben Deryoşka Pavlovna'ya hazır olacağım. Bir dakika Erkan şimdi bekle. Bunu da böyle ucuca getiriyoruz. Yok uydurdum. Yani takınca bir Rus çariçesi gibi olacağım demek istiyorum. Efendim? Kraliçe değil, çariçe. Çariçe olacak bir dakika. Bu tiyatrocu kafasından kurtulamıyorum ben. Bu da benim defom diyeyim. Gerçekten. Yurdanur, dikiliyor mu? Evet, çok az kaldı. Tamam. Bir yerde açıklık bırakacaksın galiba. İki baştan açık kalacak. Evet. Sonradan onları birleştireceğiz. Güzel. Çünkü senden de bir yardım alacağım. Tamam. Sen o zaman bana yardıma gelsen daha iyi olacak. Tamam. Onun nasıl çekildiği. Şimdi ben bunu yaparken de sen onu çekersin. Evet. Şimdi olayımız bu. Sevgili Aslı Ural'a teşekkür ediyoruz. Bu da peluş görünümlü. Hani şöyle yumuşak kumaşlar herhalde kumaş olarak satılıyor. Böyle omuza şal gibi alınan bir parçamız var. Kenarında çok şık taşlı bir su taşımız var. Evet. Bunu omzumuza takıyoruz. Taş şimdi, kısmı içte şimdi kalıyor. Diyecekler ki dur Yurdanur hızlı gidiyorsun. Ters taktınız. Hayır ters takmadık. Gel. Gel Yurdanur. İçinde bir kurdelesi var. Şunu böyle yüzdürüyorsun. Evet. Sonra içerideki parçayı sık 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 içerideki parçayı mikrofonu kapattık mı ne yaptık bilmiyoruz. Fiyonkluyoruz. Bunu aslında sevgili Aslı bana bir elbisenin üstüne göndermiş. Altı düz olsaydı daha iyi olacaktı. Ama nasıl? Yani gözüküyor mu detayları bilmiyorum nasıl? Şahane. Deryoşka Pavlovna huzurlarınızda. Çok kolay, çok güzel bir şey. Bunu yapalım ister misiniz ilerleyen günlerde? Evet. Tabii ben bir Aslı'dan izin alacağım. Ölçülerini alacağım. Çok güzel olmuş Aslı'cığım. Sağ ol, var ol. Baksana çok şık burası. Buraya başka bir şey koyabiliriz. Ayrıca bunun burasını biz örebiliriz. Şurasını örebiliriz. Çok yumuşak böyle püfü püfü bir şeyden. Şöyle yapıyorum, gösteriyorum dümdüz dikdörtgen aşağıda bir yerden içinden bunu iki kat yapmış bu kumaşı. İki parça bu incecik bir kumaş. İki parça içinden bir tünel yapmış kurdeleyi geçirmiş. Sen hazır mısın? Yok, hazırım. Evet. Böyle yüz yüze baktırdık. Tamam. Şimdi normal atkı gibi alt çevireceğiz. Alt kısmında açıklık bıraktı Yurdanur evet. Yanda değil. Çünkü biz atölyede evet. Yuvarlak yaptık anlattık size olmuyor biliyorsunuz. Evet, pardon. Şöyle. İki tarafımı açık bıraktım. İki tarafı da açık evet, kalıyor. Evet, şimdi... Sonra bunları önce su kısmını birleştireceğim. Sonra elde mi birleştireceğim? Hayır, makinede birleştireceğim. Böyle sadece böyle orta kısmı. Birleştireceğim. Evet. Gerçekten çok kolay. Polarlı olanı gösterdik. Şunu gösteriyorum tekrar Yaşar buradayken. Kırmızılı çok enfes oldu. Evet. Çok bu kumaş çok ucuz bir kumaş. Hani... kürk evet. Görünümlü peluş parça kumaşçılarda da dolu alıp da ne yapacağız diye düşündüğümüz bir şey. Bir de her şey oluyor
yaka olabiliyor, çanta olabiliyor. Battaniyeler yaptık, evet, çantalar yapıyorlar yaptık. Bunlardan içi bu şekilde çanta da yapıp çevirebilirsiniz. Şimdi iki gündür bahsettiğim şu şeye gelmek istiyorum. Şu boncuk olayı dedim, hani bu yazın bütün çantalarında boncuk var. İki türlü denedim. Bir, şu şeyle denedim. Alta bir 2 litre abzan gittim. Sık iğne de gidebilirsiniz. Küçük bir parça. Bunlar benim deneme parçalarım. Eğer güzel olurlarsa çantaya çevireceğim. Arkasını da boncuklu yapabilirsiniz. Arkasını düz de yapabilirsiniz. Bu artık size kalmış ama bu yaz boncuklu bir şeyiniz olsun derim ben. Şimdi her bir boncuğun arasında, bununla ilgili bir video izledik. Türk bir hanım video çekmiş ama hesabın adını şu anda hatırlamıyorum. Sağ olsun, var olsun. Ama ben kendim o yapmadan da çözmüştüm. Evet. Sadece bir tane püfü var, onu anlatacağım. Aralarına 2 zincir çekiyorum. Tığım 3 milim. 2 zincirden sonra boncuğu geçiriyorum. Boncuğu geçiriyorum. Bazılarında yani bir tane bir tane iki atlıyorum. Şimdi bunda iki atlamışım, bunda bir atlayacağım. Bir atladım, ikinciye geldim, boncuğumu takıyorum. Bu şekilde bir iki yapıyorum. Burada iki atlıyorum, bir iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Üçüncü için boncuğumu geçiriyorum, bir iki atlıyorum. Bir, iki, üçüncüye geçiriyorum. Önce hepsini bir atlayarak yapmıştım. Tuhaf bir görünüm çıktı. Boncukları yerleştireceksiniz. Bu normal güne yapıyorum. Boncuklar ya yatıyor ya sıkıyor, bir şey oluyor. Hakikaten hanımefendinin ismini bilmiyorum, bana atarsa sevinirim. Hanımefendinin videosunda pek çok kişi yapıyor ayrıca. Yabancılar da yapıyor bu işi. Çok var. Bu boncuğun nereden aldığımı yazacağım. Pek çok rengi var. Mesela pembişleri var, yeşili var, sarısı var, beyazı var. Yapabilirsiniz. Böyle bir yünle de yapabilirsiniz. Mesela siyah böyle bir yün, taba böyle bir yün, sütlü kahve böyle bir yünle yapabilirsiniz. Araya arkadan sık iğne, arkasını da gösteriyorum. Bu sırada bir tane sık iğne geçiyorsunuz. Her yuvaya birer tane batarak sık iğne. Şurada 3 tane çekerek yukarı çıkıyorsunuz. Şurada 3 tane normal tığ işi yapar gibi düşünün. Bunları da trabzan gibi düşünün. Onu yaptım. Sonra yine şöyle, şundan başka bir şey yapıyoruz biz bu ara, çalışıyoruz. Çanta sapları hazırlıyoruz bundan. Onu da göstereceğim.